Vatandaşın gündeminde ne var? Vallahi vatandaşın gündeminde, benim gündemimi soracak olursan onun, benim gündemimde şu an 17 tane şehit var. Tamam mı? 17 tane şehit var, askerimiz var, Mehmetçiğimiz var. Tamam mı? Yani Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Bir daha yaşanmasın inşallah. Ama bunlara cevabını verdik biz yani. O PKK'ya, teröristlere. Devamı da gelecek bunların. Onların kanı yerde kalmadı. Yani kalmayacaktır. Kalmadı da zaten. Anında onların kellesini aldık yani. O geceden aldık hepsini. Ama bir daha böyle şeyler inşallah yaşanmaz. Yani. Ama şimdi mesela mecliste ben bir şeye uyuz oldum. O EDB'li bir tane kadın. Tamam, 12 tane şehit vermişiz. Kadın ne diyor biliyor musun? Böyle diyor. Ben de üzüldüm daha doğrusu. Bunlar nasıl mecliste ya? Ya bunlar nasıl mecliste ya? Bir de özgürlük yok diyorsunuz. Şu ülkede özgürlük yok diyorsunuz. Şu Tayyip Erdoğan'ın verdiği özgürlüğü. Bu ülkeye hangi başkan verdi be? Nasıl özgürlük yok? Mecliste konuşuyorsunuz. Ben de üzüldüm daha doğrusu. 12 tane şehit vermişiz. Ben de üzüldüm daha doğrusu. O kadın, HDP'li kadın. Ondan sonra yok Tayyip Erdoğan böyle. Yok özgürlük yok. Nasıl özgürlük yok kardeşim? İstediğinizi konuşuyorsunuz. İstediğinizi diyorsunuz. Bak mesela CHP'li o DEM Partisi. Şimdi diyorlar ki böyle böyle imza atmadılar. E sen geçmişte tezkereye hayır demedin mi kardeşim? Şimdi ne oldu lan? Seçimler yaklaşıyor tabii. Şimdi ne oldu? Ha? Geçmişte tezkereye hayır dedin sen. Şimdi ne oldu kardeşim? Bak her yerde, gittiğiniz her yerde tepki görüyorsunuz. Cenazede tepki görüyorsun orada. Çünkü kardeşim yani bunlar bunlar yok. Bunlar yok. Umut vaat etmiyorlar yani. Umut ne umudu kardeşim? 3 ay sonra burada da seçim olacak. Burayı da kaybedecekler. Tamam mı? Burayı da AK Parti alacak komple. İstanbul'u da alacak. Bunlar CHP'yi kapatsın gitsin baba. Millet rahatlasın yani. Bunlardan bir şey olmaz. Muhalefetin artık bir anlamı kalmadı diyorsun. Bak burada hakaret küfür etmiyorum ben. Bu muhalefetten bir şey olmaz. Kapatın gidin parti. Boşuna para gidiyor bunlar. Kapatın gidin abi. Bak İyi Parti de onlara katılmadı. Adamlar akıllı. Meral Akşener niye katılsın abi? 50 seçim kaybetmişler. Niye katılsın bunlar? Ama şu tezkereye hayır diyenler şimdi imza da atmıyorlar. Anlamak güç yani ne oldu? Yani bir siyah diyorlar, bir beyaz diyorlar. Değişik bir şey yani. Ondan sonra yani şimdi diyelim ki şimdi 2024'ten yeni yıldan beklentim. İnşallah böyle bir şey yaşanmaz. İnşallah bir de terör belasından, PKK'dan kurtuluruz. Bir de Filistin'deki kardeşlerimiz de inşallah refaha kavuşur. 2024'ten beklentim bunlar. Yani öncelikle bunlar tabii. İnşallah Filistin'deki kardeşlerimiz de refaha kavuşur. Her gün çocuklar ölüyor orada da. Yani inşallah onlar da refaha kavuşur. Ondan sonra ülkemize huzurun gelmesini istiyorum 2024'te. Yani ondan sonra bu ekonominin de düzelmesini isterim. Ondan sonra pahalılığın düşmesini isterim yavaş yavaş. Ama en önemlisini söylüyorum. 2024'te ahlakın da düzelmesini istiyorum ülkemizde. Ahlak çok önemli. Ahlak düzelirse bütün her şey düzelir. Öncelikle ahlak abi. İnsanlar kendine çekidüzen verecek. Kimse kimseyi kandırmayacak. Kimse hırsızlık yapmayacak. 5 liralık suyu 10 liraya satmayacaksın. Tamam mı? Hak yemeyeceksin. Tamam mı? Ondan sonra bak Allah da bakar benim kulum düzelmiş. Öyle bir bereket verir ki. Ya Allah yüzümüze bakmıyor. Niye biliyor musun? Biz ülke olarak Allah'ı unutmuşuz ya. Allah affetsin. Ne diyeyim kardeşim? Allah'ı unutmuşuz biz. Allah da diyor benim kullarıma bak diyor. Bana ibadet yok, bir şey yok. Böyle yani. İnşallah 2024'te inşallah ya ahlaklı bir şekilde, huzurlu bir şekilde. Yani Allah'tan dileğim bu yani. Başka bir şey demiyorum. Başka bir şey demiyorum. İnşallah. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ ol.